Asgari ücret 17.002 TL olarak açıklandı. Önümüzdeki yıla kadar zam yok. İstanbul'da ortalama kira 18.833 TL. İşsizlik artarken enflasyon hızla yükseliyor. Asgari ücret açlık sınırıyla başa baş giderken bu makas açlık sınırı yönünde daha da açılacak. Son 3-4 yılda BP, Honda, Mazda gibi markalar Türkiye'den çekilmiş. Volkswagen, Tesla, LG yatırım yapmaktan vazgeçmiş. Yüzlerce yabancı firmanın ülkeyi terk ettiği konuşuluyor, yenisi de gelmiyor. Türkiye Akademik Özgürlük Endeksinde Kuzey Kore ile aynı lige düştü. 179 ülke arasında 166. sırada. Hemen üstünde Mısır, altında İran var. 174. sıradaki Suriye'den görece daha iyi. 23 Aralık'taki TR724 yayınında Profesör Doktor Eser Karakaş tabloyu şöyle özetliyordu. Yani nasıl çıkarız? Şu korkunç döngüden nasıl kurtuluruz? Türkiye aslında fena değildi. Baktık ama bundan bir çıkış olması lazım. Çıkamayabiliriz. Mesela Mısır'ın ne kadar ümidi var? Çağdaş, hukuk devleti. Irak'ın ne kadar şansı var? Suriye'nin ne kadar şansı var? Çıkamayabilir Türkiye bu işten. Onun için hayatımı bütün çabalarımızı suya üzerine yazılmış yazı gibi görüyorum şu anda. Salı çarşamba günleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partilerin grup toplantıları oluyor ve kürsülerden edilen beylik laflar alıntılanıp paradigma değişiyor gibi mesajlar paylaşılıyor. Paradigmayı gerçekten değiştirmek istiyorsan sandalyeni tekmeleyip çıkman lazım o toksik ortamdan. Fakat tüm siyasal geçmişi orada geçtiği için destek mesajlarıyla doğru bir iş yaptığını düşünüyor. Bahçeli'ye nasıl cevap verdim ama diye böbürleniyorsun hala. Lafım sadece Özgür Özel'e değil. Geçen gün Can Atalay'ı tahliye ettirmek için mahkemenin önünde eyleme geçen ve aynı günün akşamı evlerine dağılan işçi partililer dahil tamamı böyle. Epeyce geç kalmadınız mı? Siyaset 2015'te iki seçim arası şiddet olayları ve bir yıl sonra Selahattin Demirtaş'ın tutuklanmasından bu tarafa PKK üzerinden inşa ediliyor. Aydınlar kanaat önderleri, sivil toplum bunun farkında da muhalefet önderleri ve liderler değil mi? Başından beri bu kurguyu bilmiyorlar mı? Bal gibi bildikleri halde her defasında gidip imza verdiler, iktidarla birlikte el kaldırdılar, onların diliyle konuştular. Şimdi yine şeytanlaştırılıyorlar ve iktidar usta bir biçimde öfkeyi CHP çelenklerine yönlendiriyor. Bunda başarılı da oluyor. Hiçbir şey yapamıyorsanız iktidarı onun dili ve üslubuyla vuracaksınız. Şu lafı bastırıp pankart billboard yaptırıp ülkenin her yerine yayabilirdiniz. Her yıl belli sayıda şehit vermeyi, büyük bedeller ödemeyi sineye çeken, kabullenen bir anlayış ne insanidir ne de vicdanidir. Nasıl şahane değil mi? Altına lafın sahibinin imzasını atmayı unutmayacaksınız. Recep Tayyip Erdoğan 4 Nisan 2013. Bunu akıl etmediklerini sanmam. Yapmıyorlar, yapmak da istemiyorlar. Bitmediği belediyeler sizde değil mi? Billboardlara şunu yazacaksınız. Ayalet sistemi, özerklik, federasyon gibi yönetim modelleri üzerinde serbestçe şey tartışılabilmelidir diyor. İmza Hüdaapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu. Eleman yeni konuştu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Yapamazsınız çünkü iktidar gibi düşünüyorsunuz. Sadece iktidar sizin yerinize iş tutuyor ve siyasi sorumluluk AKP artı MHP'nin boynuna asılıyor. Devlet Bahçeli bildirinin neresini beğenmediniz diye sorarken haksız sayılmaz yani. %10 almış 49 milletvekili olan bir parti ülke gündemini belirliyor. Azıcık utanmanız varsa oturur düşünürsünüz. Hakemin elmacık kemiğini kıran Faruk Kocayı bırakan yargı, Can Atalay'ı neden tahliye etmiyor sorusunun cevabı da buradadır esasen. Hatay'da depremden 324 gün sonra enkazdan ceset çıktı biliyor musunuz? Deprem bölgesini unuttuğunuz gibi Hataylı'nın oylarıyla meclise gönderdiği milletvekilini tutsaklıktan kurtaramıyorsunuz. Eser Hoca ile başladık. Onunla bitirelim. Türkiye fena değildi. Battık. Çıkamayabilir Türkiye bu işten.